Burada Başak Hoca'yı çok beklettik, kusura bakmayın. Ama asıl Estağfurullah. mesele tereddüt, kaygı, ortaya çıkan bütün endişe sizin de uzmanlık alanınız olan göçe dayanıyor. Yani hem Avrupa hem bütün dünyanın şu an en büyük endişe duyduğu nokta acaba buradan yeniden yarım milyonluk bir göç olabilir mi? Nitekim Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliği'nin bir açıklaması vardı. Onlar daha fazla da olabilir, 1 milyona kadar çıkabilir yönünde bir bakışları vardı. Siz aynı zamanda Avrupa Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanısınız. Avrupa bunun neresinde? Sanki Avrupa'dan böyle bir ses çıkmıyor. Çekildi bir kenara izliyor gibi bir görüntüsü var. Bir taraftan Türkiye ile görüşmeleri var. Türkiye'ye bazı önerilerde bulunduğu yeniden göç meselesinin ele alınıp yeni bir anlaşma yapılması gerektiğine dönük bazı açıklamalar var. Dün Avrupa Birliği'nin göçle ilgili ve mültecilerle ilgili bazı isimleri Ankara'daydı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da görüşmelerde bulundu. Nedir Afganistan konusunda Avrupa'nın bakışı ve siz yeni bir göç dalgasını, büyük bir göç dalgasını görüyor musunuz Başak Hocam? Evet, teşekkürler. Tabii konu geliyor, dönüşüyor Avrupa Birliği ve Türkiye açısından baktığımızda gelecekler mi sorusuna dayanıyor. Bu uzun yıllardır zaten tartışılan bir konu. Yani İran'da şu anda yaklaşık 3,5 milyona yakın Afgan mülteci var. Yani bölgede zaten çeşitli ülkelerde Afgan mülteciler şu anda mevcut durumda var. Pakistan'a baktığımız zaman 1,4 milyon Afgan mültecinin son 40 yıl içerisinde orada olduğunu görüyoruz. Ve 40 yıldır da mülteci statüsüne devam ediyorlar. Bu da çok doğal diyebileceğimiz bir durum değil. Yaklaşık yarım milyon da yerinden edilmiş kişi. Yani sınırı geçmemiş Afganistan içerisinde bulundukları belli şehir, köy vesaireden başka bir yere gitmiş Afgan'dan bahsediyoruz. Bunun yaklaşık 120 bin kadarı geçtiğimiz birkaç ay içerisinde yerlerinden edildiler. Şimdi bu kadar yerlerinden edilmiş kişinin belli bir noktada hani bir kriz yaratabilme olasılığı çok yüksek. O yüzden Türkiye'de de yaklaşık 300 bin kadar Afgan var. Bu Afganlar herhangi bir Ancak statü bu daha içerisinde sonra değiller. daha önceden gelenleri de koyuyor musunuz hocam? Yeni gelenler mi? Bu 300 Hayır, bin bu yeni rakamı gelenlerden geçmişte bahsetmiyorum. de Bu gelen bir grup. evet, yani son geçtiğimiz 10 yıl içerisinde Afganistan'dan Türkiye'ye çeşitli yollardan, çoğu kayıt dışı bir şekilde sınırı geçerek, yani Afganistan, İran üzerinden Türkiye sınırına giren yaklaşık 300 bin Afgan'dan bahsediyorum. Yani 3,6 milyon Suriyelinin üstüne bir de 300 bin Afgan'ı koymamız gerekiyor. Ve son dönemde de gelenler var tabii ki. Bu onun üzerine eklenebilecek bir rakam. Yaklaşık 100 bin kişinin de öyle olduğunu düşünürsek, yani yaklaşık 400 bin Afgan'ın Türkiye'de şu anda bulunduğunu söyleyebiliriz. Uzun zamandır da zaten Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de uyarıyordu. Hani İran'da ilgili olarak korkuluyordu geçtiğimiz 5-6 sene içerisinde. İran'daki bu yaptırımların artması durumunda ya da ilişkilerin kötüleşmesi durumunda İran'da bulunan yaklaşık 700-800 bin kadar kayıttı. Ama 2,1 ile 2,5 milyon arasında da kayıtsız olan Afgan'ın Türkiye'ye geçiş yapabileceğinden endişe ediliyordu. Yani bunun uyarısı yapılıyordu zaten. Hani bununla ilgili neler yapıldı, edildi Türkiye'de? Tabii bir soru işareti. Çünkü neden? Zaten bir Suriye kriziyle uğraştığımız için Afganlara sıra gelmemişti. Şimdi Suriye meselesi biraz daha stabil halde. Afganistan meselesine baktığımızda mutlaka geleceklerini görebiliriz. Ama Batılılar, Batılı derken burada sadece Avrupa Birliği'nden bahsetmiyorum. Amerika ve Kanada gibi diğer hani yeniden yerleştirme yapan ülkeleri de içine katıyorum. Çok ciddi bir endişesi olduğunu görmüyorum ben açıkçası. Çeşitli yetkililerle görüştüğünüz zaman deniliyor ki sonuçta kapı komşusu değilsiniz Afganistan'la. Çok hızlı bir şekilde geçiş yapmaları mümkün değil. Bu zaman içerisinde olacak. Bir Suriye meselesinde olduğu gibi hani sınırları açıp da hani gelin açık kapı politikası uyguluyoruz demeyeceğiniz için bunların gelmesi de zaman içerisinde olacaktır ve belli bir süzgeçten geçerek daha küçük gruplar halinde geleceklerdir düşüncesi içindeler. Ve bunu yaparken de biz hazırlığımızı yaparız. Onlar gelinceye kadar belli hazırlıklar yapılır ama Türkiye'den Avrupa Birliği'ne geçişi çok ciddi bir şekilde beklediklerini ben düşünmüyorum. Bunun bir sebebi belki hani çok ciddi bir şekilde bu meseleyi çok iyi ön plana çıkarmamak olabilir. Ama belki de aynı zamanda
sınırın bu kadar yakın olmaması da olabilir. Ama benim ciddi bir risk olarak sayının çok fazla artacağını düşünüyorum. Yani cehalet diyeceğim, Batı cehaleti diyeceğim. Batı cehaletini burada görmemiz mümkün olabilir diye düşünüyorum. Yani çok hızlı bir şekilde gelmeyeceğini düşünmelerine rağmen, dediğim gibi zaten İran'da bulunan 3 milyon Afgan başlı başına Türkiye'nin sınır komşusu olması anlamına geliyor. Peki Avrupa'ya baktığımız zaman Başak Hocam, Avrupa'dan yoğun bir şekilde endişe sevk edildiğini görüyoruz. Hatta Türkiye bu meseleyi halleder bakışı var. Ama siz diyorsunuz ki bu İran'da kalacak. O zaman Avrupa'daki bu kaygı, bu tereddüt niye? İran'da kalacağını söylemiyorum. Tam tersi, İran'da kalmayacağını söylüyorum. Çünkü İran'dan, yani İran'daki 3 milyonun üstüne aynı zamanda yeni geleceklerin geleceğini düşünüyorum açıkçası. Tam tersi, Avrupa Birliği'nin ve Amerika ve Kanada'nın bu konuda daha fazla endişeli olması gerektiğini düşünüyorum. Onların tahminleri işte zaten söylüyorlar, bu kadar hükümetin de hızlı bir şekilde düşeceğini düşünmüyorduk. Çok çabuk bir şekilde düştü, daha çok vaktimiz olduğunu düşünüyorduk diye düşünceleri o yöndeydi. Fakat gördüğümüz o ki yani bu planlamalar ve programlamalar aslında çok düşündükleri hızda ilerlemiyor. Ben bu göç dalgasının da bu kadar yavaş ilerleyeceğini ve sayının bu kadar sınırlı olacağını düşünmüyorum. Peki Başak Hocam, Lindsey Graham'ın sözlerinden yola çıkarsak, diyor ki Graham, Biden yönetiminin çekilme kararının ne kadar yanlış olduğunu artık görüyoruz. Ve yönetimin Taliban hükümetini tanımasına karşı çıkmak için her şeyi yapacağını söylüyor. Ve daha önemlisi, Amerika tekrar girmek zorunda kalabilir diyor. Bu söylem Amerika açısından orada göçü durdurmayı dönük bir hareket mi? Yoksa Graham tekrar oraya gitmek için çaba göstermek yönünde bir girişimde bulunmanın ilk adımını mı attı? Doğrusunu söylemek gerekirse yani göçün azaltılmasına yönelik bir endişe ve bununla ilgili bir çalışmanın olacağını ya da plan ve programlamaları buna göre yapacaklarını ben açıkçası ihtimal vermiyorum. Son dönemde zaten Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye olan yaklaşımında da gördük. Ve özellikle Şubat ayında, Şubat 2020'yi hatırlarsanız, sınırları Türkiye'nin açması durumunda Türkiye'nin tahmini çok fazla kişinin geçiş yapacağıydı. Fakat gösterdi ki 2015 yazından sonra imzalanan 2016 Türkiye-Avrupa Birliği mütabakatında sonuçları son derece olumlu olmuş. Çünkü neden? Sınırdan çok fazla geçiş olmadı. Sınırdan geçmeye çalışanlar Afganlar ve bir şekilde aile üyeleri Avrupa Birliği'nde olan Suriyelilerdi. Suriyelilerin Türkiye'de kalmaya devam edeceği görünüyor. Şimdi yapılan birçok araştırma var. Bu birçok araştırmada gördüğümüz şu ki, gitmeyi düşünüyor musunuz sorusuna, herhangi bir ülkeye gitmek ister misiniz, Avrupa Birliği ya da başka bir batılı ülkeye gitmek ister misiniz sorusunda, anketlerden çıkan sonuç %30'unun ancak gitmeyi düşündüğü, %70'inin zaten Türkiye'yi bırakıp gitmeyi düşünmediği. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde Suriyeliler Türkiye'de bir şekilde entegre oldular. Bu resmi bir politika değildi belki ama gayri resmi politikayla, yani yerel entegrasyon dediğimiz entegrasyonla bir şekilde Türkiye'ye adapte oldular. Çocukları okula gidiyor, iş buldular, kayıt dışı çalışıyorlar. Hocam, tamam, ama çalışıyorlar. Tamam.